İnsanları hakkında konuşturan bir oyun çıkması her zaman harika bir şey. Ancak sorun, o insanlar ne zaman konuyu kapatacaklarını bilmediklerinde ortaya çıkıyor. WatchMojo Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugünkü listemizde herkesin hakkında duymaktan bıktığı 10 oyunu sıralayacağız. Başlamadan önce, her hafta yepyeni içeriklerle karşınızda oluyoruz. Bu nedenle abone olmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için zil butonuna tıklamayı unutmayın. Bu listemizde hakkında gereğinden fazla konuşulan oyunları sıralayacağız. İyi ya da kötü olsun, herkesin bu oyunlar ile ilgili söyleyecekleri bir şeyler var. 10 numara The Portal. Işınlanma bazlı bulmaca ve platform oyunu Portal, 2007'de ilk çıktığında çığır açıcıydı. Ve Portal 2'nin de çıkmasıyla beraber bu seri gerçekten de video oyunları tarihindeki yerini sağlamlaştırdı. Piyasaya ilk sürülüşünden 10 yıl sonra bile hala oyun kendisi hakkında konuşturuyor ve sık sık kesin kes oynanması gereken oyunlar listelerinde görülüyor. Bunu anlıyoruz. Portal'ı çok seviyoruz. Hatta biz de listemize ekledik. Tek anlatmaya çalıştığımız kek bir yalan ve o yüzden hatırlatmayı kesebilirsiniz. 9 numara MOBA'lar. Multiplayer online battle arenaların nasıl yaygınlaştıklarına inanabiliyor musunuz? Neredeyse her büyük oyunda pro e-sports takımlarının çıkmasıyla en iyi oyuncular bu oyunları oynamaktan bir kariyer yaptı. Fakat bu arada geri kalanlarımız League of Legends, Dota 2, Smite ve diğer bütün neredeyse tıpatıp aynı MOBA klonları ile ilgili bir şeyler duymaktan son derece sıkıldık. MOBA oyuncuları durmadan oyunun ne kadar eğlenceli olduğundan, ne kadar etkileşimli olduğundan ve o bir karakterin ne kadar güçlü olduğundan bahsedip duruyor. 8 numara Minecraft. Herkes Minecraft'ı bilir. Muhtemelen bağımsız bir oyunun en bilinmiş sıfırdan başlayıp başarıya ulaşması hikayesidir. Yeterli zaman ve kararlılıkla neredeyse her şeyi yapabileceğin bir sandbox oyunu. İhtimaller sonsuz. Ki maalesef bu da demek oluyor ki konuşulacaklar listesi de sonsuz. Gerçekten sadece Minecraft'ı YouTube'dan aratın ve nasıl delicesine her yerde olduğunu fark edeceksiniz. 160 milyonun üstünde sonuç ve artmaya da devam ediyor. Çünkü Minecraft oyun dünyasının hidrası. Bir kafasını kesseniz 8 yeni kafa çıkıyor. 7 numara Undertale. Günümüzün en klasik hikayelerinden birinin bir çocuk, onun keçi annesi, adları yazı fontlarından alınmış bir çift iskelet, opera şarkıcısı bir robot ve şeytani bir başka robottan geleceği kimin aklına gelirdi? Undertale'ı popüler yapan işte bu tuhaf konseptler karışımı. İnternet bu oyunun fan artları, fan fiction teorileri, sırları ve arada kalan her türlü şeylerle dolu. Toby Fox'un küçük indie RPG'si yıllardır konuşma konusu ve eğer Undertale'ın acayip ve olağan dışı dünyasına maruz kalmadıysanız, hatta kaldıysanız bile bütün bu uğultular sadece rahatsız edici. 6 numara Gone Home. Sam. Gone Home ilk yayınlandığında çok miktarda pozitif yorum aldı. Çoğunlukla LGBT komünitesini ilgilendiren, açığa çıkmak, anlayışsız ebeveynler ve toplumsal reddedilme gibi komünitenin sık karşılaştığı sorunları ele aldığı için aslında. Bu konuları konuşmak önemli olsa da Gone Home'u bir oyun gibi değil de bir yürüme simülasyonu gibi gören oyuncu sayısı da bir o kadar fazla. Ve işte duyması bu kadar rahatsız edici olan da bu ileri geri muhabbeti. Anladık. Herkes oyunla ilgili aynı fikirde değil. Artık aynı fikirde olmadığımız konusunda anlaşalım. Bu konuyu bıraksak ne dersiniz? That's what I didn't see coming. That they wouldn't even respect me enough to believe me. 5 numara The Last of Us. İnsanlar bu oyunla ilgili sanki Tanrı'nın video oyunu formuna girmiş haliymiş gibi konuşuyor. Oyun kuşku götürmez bir şaheser ve bize oyunların nasıl tıpkı filmler gibi duygusal ve sinematik olabileceğini de gösteriyor. Sınırları nasıl zorladığını ve tekerleği tekrar keşfettiğini vesaire vesaire bunların hepsini biliyoruz. Bunları bize tekrar tekrar söylemenize gerek yok. The Last of Us 2 yayınlandığında ne olacağını sadece tahmin edebiliriz. Ayvayı yedik. I swear. Dört numara The Witcher 3 Wild Hunt. Rawr.
kendisi gibi sinir bozucu derecede yaygın olan Skyrim ve Dragon Age Inquisition gibi RPG'lerin ayak izlerini takiben şimdi de batı role-playing oyunlarının standardı olarak The Witcher 3 var elimizde. The Witcher 3 hem oyun olarak hem de ticari olarak oldukça başarılıydı. Ödüllere boğuldu ve birçokları tarafından yapılmış en iyi role-playing oyunu ilan edildi. Dediğimiz gibi oyun harika, bu inkar edilemez, ama her yeni RPG'yi The Witcher 3 tarafından konulmuş inanılmaz yüksek standarda tabii tutmak biraz fazla olabilir. Rivialı Geralt'ın hikayesi sona erdi. Bırakın da mirası kendi adına konuşsun. 3 numara Overwatch. İşte herkesin oynadığı shooter ve oyuncu olsan da olmasan da kesin Overwatch'u duymuşsundur. Blizzard'ın çok beğenilmiş FPS takım oyunu. Çok kısa bir sürede bu oyun bir pro lige sahip oldu ve dünya genelinde 30 milyonun üstünde kişi bunu oynuyor. Renkli karakterleri hemen ikonikleşti ve oyun başarısını tekrarlamaya çalışan birçok benzer başka oyunu beraberinde getirdi. Forumları, web sitelerini ve oyunların tartışıldığı neredeyse her yeri domine etti. Overwatch'un dünyayı ele geçirmesi neredeyse çok az zaman aldı ve bizim için de nasıl desek daha fazla hakkında duymamayı istemek daha da az zaman aldı. 2 numara The Legend of Zelda Ocarina of Time. Yabaları ve meşaleleri hemen elinize almayın. Bu oyunun ne kadar efsane olduğunu biliyoruz, inanın. Genelde tüm zamanların en iyi oyunu sorulduğunda insanların ağzından çıkan ilk oyun isimlerinden biri. Ama Nintendo'nun o zamandan beri çıkardığı bu kadar oyundan sonra artık yola devam etsek fena olmaz mı? Anlıyoruz, Nintendo hayranları zamane çocuklarının oynadığı hiçbir Zelda oyunu Ocarina of Time'ın muhteşemliğine erişemeyecek. Ama belki de artık nostalji gözlüklerini çıkarıp başka bir şey hakkında konuşma vaktidir. 1 numara Half-Life 2. Nostalji gözlükleri demişken bir numaralı seçimimiz 10 yıldan uzun zaman önce yayınlanmış bir FPS. Elbette fizik temelli bulmacaları ve sürükleyici hikaye anlatımı çığır açıcıydı. Aynı zamanda unutulmaz karakterleri ve keyifli oynanışıyla bunca yıllar şefkatle hatırlandı. Ve o kadar çok Half-Life 3 doğrulandı ve Lord Gabe'ın esprisi duyduk ki artık bütün anlamlarını kaybettiler. Bizce artık Half-Life 2 konusunu kapatma zamanı. Çünkü ölümüne sıkılıyoruz. 'Listemize katılıyor musunuz? Sizin duymaktan en çok sıkıldığınız oyun hangisi? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın ve diğer muhteşem videolarımız için WatchMojo Türkiye'yi hemen takip edin.